Merhaba dostlar, yeni videoda tekrardan sizlere birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar, bir kargo kutusu açılışını yapacağım sizler için. Dediğim gibi arkadaşlar, kargo açılışı, bu kargoda tabii ki mutlaka çoğunuzun işine yarayacak bir ürün göstereceğim sizlere. Bu ürünü aslında tabii ki kutu, ilk önce ambalajımızı açalım. Bu ürünün nerelerde kullanıldığını sizlere adım adım anlatacağım. Bu ürün ne kadar gerekli olup olmadığını, bu ürünü kendiniz değiştirip değiştiremeyeceğinizi sizlere kararınca anlatmaya çalışacağım. Tabii ki videonun ayrıntılarına geçmeden önce, her zamanki gibi henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa ricam olacak, videonun sağ alt köşesinde bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen abonelik butonumuz mevcut. Abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim butonunuzu açmayı unutmayın. Bildirim butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşılan videolardan haberdar olmanızı sağlayacaktır. Ayrıca açıklamalar kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adreslerim mevcut. Oraya da katılıp takip edebilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kargomuzun ambalajını açtık. Şimdi ürüne ulaşmaya çalışıyorum. Satıcı firma ürüne zarar gelmesin diye tekrardan jelatin içine sarmış. Bu arada ürün çok aşırı hafif. Bu kadar hafif beklemiyordum, doğrusunu söylemek gerekirse. Neden hafif beklemiyordum? Çünkü daha önce bu ürünü tabii ki arızalanmış halini biliyorum. Aşırı ağırdı. Belki de etrafında topladığım alışımlardan dolayı aslında ağırlaşmıştı. Belki de orijinali hafifti. Tam olarak bilmiyorum ama arızalı halini hatırladığım için ağırdı yani. Ama şu an sipariş vermiş olduğum ürün arkadaşlar maalesef çok hafif. Ve hafifliği umarım sorun teşkil etmez. Çünkü bu bir magnezyum çubuğu arkadaşlar. Anot çubuğu. Ne işe yarıyor? Nerelerde kullanılıyor? Tabii ki arkadaşlar bu özellikle sıcak su işlemi gören cihazlarda kullanılıyor. Yani termosifon, çamaşır makinelerinin üst modellerinde kullanıyorum bilmiyorum. Ama özellikle şofben, termosifon tarzı ürünlerde kullanılıyor. Ve bunun görevi arkadaşlar aslında cihazınıza zarar vermemesi. Nasıl yani? Örnek olarak arkadaşlar, sizin termosifonunuzun ısıtıcısının etrafında kireç oluşmasını önlüyor. Pas, kireç, bakteri, bu tarz şeyleri etrafında tutuyor ve bunun belirli zamanlar arasında arkadaşlar değiştirilmesi lazım. Normalde standardı senede bir defa değiştirilmesi öneriliyor. Tabii ki bulunduğunuz bölgede aşırı kireç kaynaklı bir olay varsa tabii ki daha kısa sürelerde de değiştirmeniz gerekiyor. Değiştirilmesi aslında çok kolaydır. Doğrusunu söylemek gerekirse yani birazcık el becerisi olan her insan bunu değiştirebilir. Ama tabii ki aynı zamanda el becerisi olmayan insanlar uğraşmamasına yarar var. Çünkü değiştirilen ortam hem elektrik aksamı hem de arkadaşlar sıcak su olduğu için yani yaralanmalara, kazalara sebebiyet verebilir. Bu yüzden dolayı eğer el beceriniz yoksa bir bilenden destek alabilirsiniz. Ve bu ürünü kendiniz satın alaraktan tabii ki cihazınızda yenisini yani eskisini söküp yenisini takabilirsiniz. Aslında bu ürün yaklaşık bir ayda bayağı bir zam aldı. Doğrusunu söylemek gerekirse. Bu arada bir türlü bu jelatinin içerisine kurtaramadım arkadaşlar. Satıcı firma bayağı bir sarmalamış. Ben de bir türlü şu evet çıkarabildik. Ürünümüz bu arkadaşlar. Ürün dediğim gibi yaklaşık bir ay içerisinde neredeyse yüzde yani bir 10 TL'lik yani yüzde 20 mi desek yüzde 30 mu desek yani 10 TL'lik bir zam aldı. Ürünün arkadaşlar boyutları da var, kalınlıkları da var. Şu an bu 2 santime 20 santim olarak sipariş vermiştim. 2 santim gibi herhalde görünüyor diye düşünüyorum. Umarım tabii ki ölçümlerde doğrudur diye düşünüyorum. Şu an göz hesabıyla baktığım zaman 2 santimden biraz kısa gibi görünüyor ama 2 santim diye sipariş vermiştim. Umarım firma yanlış göndermemiş. Ürün arkadaşlar elektrikle çalışmıyor.
Bilginiz olsun. Yani bu ürünün görevi sıcak suyun içerisinde sizin şofben, termosifon cihazınızın tabii ki rezistansında oluşabilecek kireçleri bu topluyor. Ve bu toplarken belirli bir süre sonra arkadaşlar şişiyor ve şiştiği zaman da tabii ki şekilden şekle giriyor. Boyut değiştiriyor ve bunu tabii ki değiştirmediğiniz zaman elbette ki termosifonun rezistansında veya şofbenizin rezistansında artık kombi olabilir. Yani sıcak suyu ısıtan ısıtıcınızın içerisinde kireç oluşumu başlar. Yani bunun toplayamadığı kireci, bu anot çubuğunun toplayamadığı kireci bu sefer sizin rezistansınız toplar ve tabii ki geç su ısıtmasına neden olur. Yani elektrik sarfiyatı yapar. Sizler bunu belirli aralıklarla değiştirmediğiniz zaman. Değiştirilmesini nasıl anlayacaksınız arkadaşlar? Zaten bu çubuğu taktığınız zaman muhtemelen yani bulunduğunuz bölgede çok aşırı kireçli bir su bulunmuyorsa yaklaşık bir yıl içerisinde bu patlayacaktır. Yani böyle şişecektir. Baya bir kireç toplayacaktır. Baya bir görüntüsü bozulacaktır. Şu anki gördüğünüz gibi şekli tabii ki bozuntuya uğrayacaktır. Ve sizin özellikle yani banyonuzdaki muslukları, sıcak su musluklarını tabii ki filtresiz. Çünkü normalde musluklarda filtre olur. Filtresiz halini saf suda kireç kalıntı görebiliyorsanız bunun zamanının yani bunun değiştirilmesinin zamanını geldiğini anlayabilirsiniz. Veyahut da termosifonunuzun sıcak su çıkışını çıkarttığınız zaman veyahut da herhangi bir tabii ki termosifonun termosifonu değişebiliyor. Çünkü bazılarında check valve vardır. Yani oralardan görebiliyorsanız eğer termosifonunuzdan kireç parçacıkları düşüyorsa bunun değiştirilmesi lazım. Yani aslında bu bozulduğu zaman zaten hem termosifonun ısıtma zamanı yani çünkü bir zaman çizelgesi olur. Örnek olarak termosifonunuzu ilk günlerde yarım saatte ısıttığı suyu bu bir saatte bir buçuk saatte çıkıyorsa tabii ki termosifonunuzun rezistansında kireç oluşmuştur ve bu anot çubuğu görevini görmüyor, değiştirilmesi lazım. Yani standart olarak senede bir defa bunun değiştirilmesi lazım. Uzun sürelerde tabii ki sizin rezistansınıza zarar verir ve elbette ki termosifonunuz gerçek anlamda gerçek görevini görmez. Size fatura olarak yani elektrik ve fatura olarak size geri döner. Yani bunun için bunu değiştirmekte fayda var. Hem servisin tavsiyesi hem de arkadaşlar bu çubuğun gerçekten tavsiye etmese dahi servis bu çubuğun özellikle kireçli suda ısınan suda büyük bir etkisi var. Ben de bizzat tavsiye ediyorum. Ben bunu yaklaşık kargo dahil yanlış hatırlamıyorsam 37 TL'ye aldım arkadaşlar. Pahalıya aldım. Bundan bir ay önce yaklaşık 20 TL küsurat civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Fiyat pahalanmıştı ve bir adet aldım. Bir sene sonra değiştirmek şartıyla bir adet aldım şu an için. Tabii ki montajını da sizlere göstereceğim ama maalesef montajını bu videoda gösteremeyeceğim. Önümüzdeki videoyu takip ederseniz nasıl montaj yapıldığını, montajının nasıl yapılması gerektiğini sizlere adım adım göstereceğim. Bu arada arkadaşlar vida yok, pul yok, bilginiz olsun. Şöyle tek bir parça halinde gönderiyor. Aslında satıcıdan satıcıya da fark var. Bazıları buraya vida takıp da gönderiyor. İşte benim satın aldığım üründe vida yok ve anot çubuğum bu. 20 santime 2 santim. Tabii ki uzunluk ve genişlik de önemli. Sizin termosifonunuz, su ısıtıcınızın özelliğine bağlı olarak sipariş vermenizde yarar var. Ben kendimkimi daha önce hatırladığım için tabii ki termosifonuma göre aldım. Aslında geniş alanı olmasına rağmen bunu yeterli gördüm. Yani en azından bir sene götürürse yeter diyeceğim. Evet dostlar, anlatacaklarım bunlardan ibaret. Tabii ki umarım birilerinizin işine yarar. Özellikle söz konusu olan elektrik sarfiyatı ve ısıtma zaman kaybı için bunu sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten bunu zamanla tecrübe edebilirsiniz. Özellikle termosifonunuzu ilk aldığınız yıllar ile zaman geçtikçe ısıtma zaman kaybı elektrik sarfiyatından bunu anlayabilirsiniz. Yani bu ürünün gerçekten termosifonlar için
olmazsa olmaz bir parça olduğunu zamanla çözebilirsiniz. Ama ben bunu size bilgi anlamında paylaşmak istedim. Çünkü ben bunu tecrübe ettim. Bu tecrübemi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım yararlı olmuştur. Sürçülisan ettiysem affınıza sığınıyorum. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar, bilgi paylaşıldıkça güzel. Paylaşılan bilgi değerlidir. Lütfen bilgiyi birbirimizden esirgemeyelim. Sizler de henüz kanalıma abone olmamış olanlar varsa aranızda abonelik butonuna tıklayarak abone olup beğenin, paylaşın. Desteğinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Bu arada bunun montajını da sizlere göstereceğim. Yani termos sifonu nasıl açılır, nasıl montaj edilir, bunu da sizinle paylaşacağım önümüzdeki videoda. Şimdilik esen kalın dostlar.